Şimdi yarınki buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek buluşma hiç şüphe yok ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de takibinde, onlar da dikkatlice izliyor. Peki orada neler yaşanıyor? Ana gövdesini YPG PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve oradaki temaslarını sürdürüyor. Şimdi İlham Ahmet Beyaz Saray ve Kongre ziyaretleri sonrası Washington Enstitüsü'nde konuştu. Gidiyoruz Washington'a. Dış politika analisti sevgili Ali Çınar hazır ve bizi bekliyor, anlatacak. Öncelikle Ali Çınar, nedir detaylar bu konuşmaya ilişkin, ne söyledi? Evet, iyi yayınlar diliyorum Semih Hanım. Çok teşekkürler. Washington DC'de YPG PKK ile organik bağı olan Suriye Demokratik Güçleri'nin temsilcisi Washington DC'de geçen haftadan beri temaslarını devam ettiriyor. Beyaz Saray ve Kongre'den sonra bir düşünce kuruluşuna konuştu. Burada resmen PKK'nın ağzı gibi konuştu. Kürt halkının hakkını Türkiye tanısaydı PKK ortaya çıkmazdı tarzında bir açıklama yaptı. Aynı şekilde Türkiye'nin Suriye'de bazı bölücü faaliyetlerde bulunduğunu ve bundan rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Ve Amerika ağzıyla da Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çıkmayacak mesajını verdi. Çünkü Suriye'den Amerika askerini çekecek mi çekmeyecek mi soruları gündemdeydi Afganistan'dan çektikten sonra. Açıkçası burada terör örgütü temsilcilerinin Beyaz Saray'la ziyaretleriyle beraber bir gövde gösterisiyle temaslarına devam ettiğini söyleyebilirim. Yani Ali Çınar, tam da Rusya-Türkiye buluşmasından hemen önce, bir gün önce bu ifadelerin verilmiş olması, açıklamanın yapılmış olması peki manidar mı? Aynı zamanda bu tarafa mesaj mı? Belki tesadüf olabilir. Şunu unutmakta fayda var. Rusya da YPG PKK ile beraber çalışıyor. Aynı zamanda Rusya PKK'yı terör örgütü tanımıyor. O nedenle bu terör örgütü temsilcisinin Rusya ile de yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Tabii Amerika'da bu denli üst düzeyde Soçi toplantısı öncesi bence biraz tesadüf. Ancak her ne kadar bu ziyaretin önemini görsek de şu anda Washington DC Erdoğan'la Putin'in görüşmesine de yakından takip ediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de az da olsa yaklaşık 900 askeri var. Varlığını sürdürmek istiyor. Aynı şekilde bu terör örgütüyle de yakın çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Ve 177 milyon dolarlık bütçede, savunma bütçesinde gelecek yılda da garantilemiş gibi görünüyor. O nedenle Soçi'de alınacak kararlar direkt Washington DC'yi de etkileyeceğini görüyoruz açıkçası. Ve söyleyeceklerine ek olsun Ali Çınar. ABD'nin terör örgütü YPG'ye olan desteği 5 yılda 2 milyar dolar. Böyle bir paradan bahsediyoruz ve önemliydi dün Bakan Akar bir açıklama yaptı. YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. ABD'li müttefiklerimizin müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç, gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Yani çok uzun zamandır Ankara bu meselenin kırmızı çizgisi olduğunun altını çiziyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar, işte bu en son buluşma ve yapılan açıklama da bunun, bu desteğin daha devam edeceği yönünde, değil mi? Şöyle toparlayacak olursak özetle ne söylersin? Evet, Biden yönetimi YPG, PKK terör örgütüne maddi manevi desteğe devam edeceğini güçlü şekilde vurguluyor. Ve Amerikan Kongresi'nden de bu konuda ciddi mesajlar var. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına da zaman zaman tepki göstermişti Kongre üyeleri. Buradan bir değişiklik olacağı beklenmiyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Yine Türkiye ile arası kötü olan Brett McGurk Orta Doğu seferine çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gidiyor ulusal güvenlik danışmanıyla. Brett McGurk de bu terör örgütünün en güçlü savunucularından Washington DC'de. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Bakalım yarınki buluşmadan neler çıkacak, nasıl mesela?